arkadaşlar. Bu dersimizde 6. sınıf kesirlerle bölme işlemi problemleri konusunu öğreneceğiz. Kesirlerle bölme işlemi problemi çözülürken hangi işlemin yapılacağına karar vererek işlem basamaklarına dikkat edilir. Daha sonrasında işlemler yapılmaya çalışılır. Örneğimize bakarsak 24 kilogram domates 2 tam 2/3 kilogramlık poşetlere konulmak isteniyor. Buna göre kaç poşete ihtiyaç var? Mesela burada 10 kilo domates olsa 2 kilogramlık poşetlere konmak istese 1/2 5 poşet olur diyoruz direktman. Ama burada kesirli verdiği için kafa karışabiliyor. O yüzden basit düşünün. Domateslerin hepsini vermiş. Kaç kilogramlık poşetlere koyuyorsam o kadar parçaya ayrılacak ki kaç poşet ihtiyacım olduğunu bulayım. Yani bölme işlemi yapacağım. Bölme işlemi yapacağımı anladıktan sonra işlem bitiyor. 24/2 tam 2/3. Tam sayılı kesirleri biz bileşik kesire çevirip bölüyorduk. 24'ün altına da gizli bir yazdım. Ters çevir çarp sonuç geliyor. Bu mantıkla işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Hemen uygulamaya geçelim. Problem sorularında ne kadar çok problem çözersek konu o kadar kafamıza yerleşiyor. Çünkü adından da anlaşılabileceği gibi istendiği takdirde çok zorlaştırılabiliyor bu problemler. 15/2 kilogram ağırlığındaki çilekler 5/2 kilogramlık poşetlere eşit olarak paylaştırılacak. Buna göre kaç poşete ihtiyaç var? Toplam 15/2 kilogram ağırlığım vardı. Poşetlerde 5/2 kilogram alıyorsa 5/2'ye bölerim. Bölmede o ilk kesir aynen yazılıyordu. İkinci kesir ters çevrilip çarpılıyordu. Biz burada sadeleştirmeleri görebiliriz. Ya da hiç sadeleştirme yapmayalım. Sayılar basit. 15 kere 2 30. 2 kere 5 10 desek 30/10'dan cevap 3 gelecek. 3 poşete ihtiyaç vardır diyebiliriz. Sadeleştirsek de yine direkt 3 gelecekti. 30/10'u bulmadan. İkinci soru. Sezer 12 tam 1/2 TL'sini her gün eşit olacak şekilde günde 1/2 TL harcayacak bitiriyormuş. 1/2 TL harcayacaktır. Buna göre sizler parasını kaç günde bitirir? Yani kaç tane 1/2 TL var? Bu 12 tam 1/2 TL'nin içinde. 12 tam 1/2 bölü 1/2 diyorum. Bölmede biz tam sayılı kesirle yapamıyorduk. Ne yapacağız? Bileşik kesire çevireceğiz. Çarp topla 12 kere 2 24 artı 1'den 25/2 gelecek. Bölü 1/2. Şimdi ikisi de bölmeye uygun sayılarımızın. 25/2'yi aynen yazdım. 1/2'yi ters çevirdim. 2/1. Burada direkt 2'lerin gideceğini göreceğimiz için 2'ler gitti, 1'ler kaldı. Yani ikisini 2'ye böldük aslında. 25/1. Yani 25 günde Sezer'in parası bitiyormuş. Hemen devam edelim. Üçüncü soruyla. Üçüncü sorumuzda 60 kilogram ağırlığındaki bir kasa limon 1 tam 1/2 kilogramlık filelere konularak paylaştırılacaktır. Buna göre kaç file limon elde edilir? Şimdi tüm limonlarımız 60 kilogram 1 tam 1/2'lik filelere yani poşetlere, torbalara konuyor. O zaman 60 kilodan kaç tane file çıkacak? 60/1 tam 1/2. 60'ı paydasına gizli bir yazarak yazıyorum. Bölü 1 tam 1/2'yi bileşik kesire çevirelim. 1 kere 2 2 artı 1'den 3. 3/2 gelecek. İlk kesiri aynen yazıyorum. İkinci kesiri ters çevirip çarpıyorsam buradan cevabımız 120/3. Yani 40 file gelecektir. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Dördüncü soru. Fatih'in 40 TL'si, Yusuf'un ise 1 tam 3/5 TL'si vardır. Fatih'in parası Yusuf'un parasının kaç katı? Şimdi Fatih'in parası Yusuf'un parasının kaç katı dediği için Fatih'in parasını Yusuf'un parasına bölüyorum. 40 tam bölünecek 1 tam 3/5'e. 40'ı aynen yazardım. Bölü
1 tam 3 bölü 5. 5 kere 1 çarpıyorduk. Paydayla tam kısmı 5. Artı 3, 8. 8 bölü 5 gelecek. Sonra 40'ı biz aynen yazarız. Bölme olduğu için birinci kesri aynen yazdım. İkinci kesri ters çevirip çarptım. Burada sadeleştirme göreceğiz. 8, 8'e bölünür 1. 40, 8'e bölünür 5. Daha sonra çarpıyoruz. 5 kere 5, 25. Paydadan da 1 geldi. Yani cevap 25 katıdır. Çıkıyor. Hemen 5. soruya geçiyorum. Hızlı hızlı bir videoya ne kadar çok soru koyabiliyorsam o kadar çok soru çözmeye çalışıyorum. O yüzden önce videoyu durdurup uğraşın. Sonrasında çözüme bakıp ilerlerseniz daha verimli olacaktır. Bir tarladan elde edilen 28 bölü 5 ton patates 4 kişiye eşit olarak paylaştırılacaktır. Buna göre kişi başı kaç ton patates düşer? Şimdi 4 kişiye eşit olarak paylaştırılıyorsa kişi başına düşen patates sayısını bulmam için tüm patatesi 4'e bölmem lazım. 28 bölü 5'i 4'e bölüyorum. 4'ün altında gizli bir yok muydu? Ters çevirip çarpacağım. İlk kesiri aynen yazdım. 28 bölü 5'e çarpı 4 bölü 1, 1 bölü 4'e dönüştü. Burada 4 ile 28 çarpım tablosuna biliyorum. 4'ü 4'e böldüm 1. 28'i 4'e böldüm 7. Geri kalanlar sadeleşemediği için çarparım. 7 kere 1 7. 5 kere 1 5. O zaman kişi başına kaç ton patates düşer? 7 bölü 5 ton patates düşecektir. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 6. sorumuzda bir tarlanın 5 bölü 13'üne patates, geriye kalanına domates ekilmiştir. Domates ekili alanın patates ekili alana oranı kaçtır? Yani domates ekili alanı bulacağım. Bölü patates ekili alan. Burada oran sorularında sırayı bozmuyoruz. İlk söylediği bölü ikinci söylediği olacak. Öncelikle domates patatesten geriye kalan alana dikiyor. 5 bölü 13'üne patates dikmişim. O zaman benim tarlamın hepsi 13 parçadan 5'i patates ya, 13 parçanın 13'ü benim tarlam. Yani 13'te 13 bütün. 5 bölü 13'ten çıkarttığım takdirde 13'ten 5 çıkar 8. 8 bölü 13 domates ekilen yer. Çünkü geri kalanı domates diyor. Bana soruda domates bölü patates dediğine göre 8 bölü 13'ü bölüyorum patatese, yani 5 bölü 13'e. İlk kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevirip çarpılırsa gördüğünüz gibi 13'ler gidecek. İkisi de 13'e bölünecek. 1, burada da 1 kaldı. O zaman çarptığım vakit sonuç gelir. 8 kere 1, 8. 1 kere 5, 5. 8 bölü 5'miş oran. Hemen bir sonraki sorumuza da bakalım. 2 tam 1 bölü 2 metre kumaştan bir pantolon yapılabiliyor. Terzi yaptığı pantolonların tanesini ise 40 TL'den satıyor. Buna göre bu terzi elindeki 50 metre kumaştan elde ettiği bütün pantolonları sattığında kaç lira gelir elde eder? Gelir kazandığı para anlamına gelecek. Şimdi bende 50 metre kumaş var. Bu kumaştan kaç tane pantolon yapılır? Önce onu bulacağım. Pantolon sayısıyla da pantolon tanesi 40 liraysa 40'ı çarparım. Böylelikle toplam elde ettiğim geliri bulurum. Toplam kumaşım 50 idi. Bir pantolonda da 2 tam 1 bölü 2 metre kumaş kullandığıma göre 50'yi 2 tam 1 bölü 2'ye bölüyorum. Kaç pantolon yapabildiğimi bulayım diye. Çünkü bütün pantolonları diyor. Yani terzimiz maksimum tüm kumaşı kullanmış. Elde ettiği bütün pantolonları sattığına göre hepsini satmış. 50'yi aynen yazdım. Bölü 2 tam 1 bölü 2 çarp topla. Ne gelir? 2 kere 2 4 artı 1 5. 5 bölü payda aynı kalıyordu 2. 50'yi 5 bölü 2'ye böldüysem 50 çarpı birinci kesiri aynen yazdım. İkinci kesiri ters çevirip çarptık. 50'nin altındaki gizli bir de yapayım.
Sadeleştirmeyi görüyorum. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 10. Başka sadeleştirme kalmadı. 10 kere 2 20. 20 bölü 1 yani 20. 20 pantolon elde ediyorum. Soru bitti mi? Hayır. Çünkü bir pantolonu 40 TL'den satıyordu. 20 pantolon yaptığıma göre 20 ile 40'ı çarpacağım. 20 çarpı 40. Burada da sondaki sıfırları görmüyoruz. 2 kere 4, 8. 2 sıfır ekledim. 800 TL gelir elde ediyor. Evet, son olarak bir soru daha yapalım. Ve bölme işlemi problemlerin konu anlatım kısmını bitirelim yavaş yavaş. Zeynep yaptığı pastanın 4'te 1'ini kendisi yemiş, geriye kalanı ise 4 eşit olarak paylaştırmıştır. Kişi başı düşen pasta miktarı ne kadardır? Şimdi 1 bölü 4'ün kendisi yiyor. Geriye kalanı mı 4 kişi bölüşecek? Geriye ne kadar kaldı? 4'te 1'i yenebildiğine göre bunun bütünü 4'te 4. Pastanın ben 4'te 1'ini yediysem 4'te 4'ten 4'te 1'i çıkartırım. 3 bölü 4. Bu geriye kalan miktar. Biz bu geriye kalan miktarı da 4 kişiye eşit olarak paylaştıracağıma göre 3 bölü 4'ü 4 kişiye eşit olarak paylaştıracağım için 4'e bölerim. O zaman 3 bölü 4 bölü 4. Yani birinci kesir aynen yazılır. İkinci kesir ters çevrilir çarpılır. 4'ün altında gizli 1 vardı. 1 bölü 4 oldu. Sadeleştirme olmadığı için çarpıyorum. 3 kere 1 3. 4 kere 4 16. O zaman kişi başına düşen pasta miktarı da 16'da 3. 3 bölü 16'dır diyebiliriz. Evet, böylelikle dersimizin sonuna geliyoruz. Kesirlerle ilgili konu anlatımlarını bitirdik. Bundan sonra bol bol soru çözeceğiz. Yine sitemize yüklediğimiz konu tarama testleriyle eksiklerinizi kapatmaya çalışabilirsiniz. Videolarımızı yararlı buluyorsanız beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyada paylaştığımız yeni içerikleri kaçırmamak için de Instagram sayfamızı mutlaka takip edin. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.